şiirlerle menkıbeler İmam-ı Rabbani kuddisi sırru Dünya mel'undur. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor: Dine uymak babında. Ey oğlum, Hak Teala yarattı ins ve cinni ki yapsınlar hakkıyla kulluk vazifesini. Allahü Teala'ya manen daha yaklaşmak, onun peygamberine uymakla olur ancak. Her bir hareketini uydurmadıkça ona, kavuşmak mümkün olmaz Allah'ın rızasına. Hak Teala'dan başka neye gönül verilse, mabut yapılmış olur o şeyler her neyse bu halden kurtulmanın çaresi de bir tektir o da ondan gayriye hiç gönül vermemektir hiçbir şeyin ardına düşmemeli ki insan gönlünü sırf Allah için her zaman cennet nimetlerini istemek bile hatta bu tasavvuf yolunda sayılır kusur hata cenneti arzu etmek sevap ise de gerçi yine o büyük saatler günah bilir bu işi. Cennete gönül vermek böyle günah olunca dünyaya düşkün olmak neye varır acaba? Çünkü dünya Allah'ın sevmediği şeylerdir. Yarattığından beri hiç kıymet vermemiştir. Allah'ın sevmediği şeylere düşkün olmak, hata ve günahların temelidir muhakkak. Bunlara düşkün olan ve artlarında giden, kötü durumda kalıp uzaktır merhametten. Bir hadisi şerifte, Allah'ın peygamberi buyurdu ki, bu dünya melundur elbette ki. Dünyada, Allah için olmayan ne varsa hep, çirkin ve günah olup, melundur bundan sebep. Yine o buyurdu ki, Ey oğlum, dünya nedir? Sana Hak Teala'yı unutturan şeylerdir. Para, pul, mevki, makam, kadın, çocuk ve şöhret, eğer böyle böyleyseler, dünyadır hepsi elbet unutturmuyor ise Rabbini sana bunlar, dünya değil, ahiret işinden sayılırlar. Bir çöpçü düşünün ki, fakir olsun be gayet. Gönlünü bu dünyaya bağlamamışsa şayet, kalbi dünyaya bağlı, koltuktaki zenginden kat kat daha kıymetli iyidir bu sebepten. Öyleyse, hiçbir şeye düşkün olmamak için gayret sarf etmeli ki esası budur işin. Dünya düşkünlerinden arslandan kaçar gibi hatta daha ziyade kaçmalı tabii ki. Ey oğlum! Kıymetini iyi bil bu hayatın. Lüzumsuz şeyleriyle geçirme onu sakın. Yoksa mahşer gününde pişmanlık olacaktır. Resulullah bu bapta şöyle buyurmaktadır. Hak Teala bir kulu sevmiyor ise eğer, faydasız şeylerle onu hep meşgul eder. Farzları yapmayıp da nafileleri yapmak, bunun için boş yere uğraşmaktır muhakkak. Çünkü farzın yanında hiç kalır bir nafile büyük deniz yanında damla da etmez bile. Bir nafile haç için işlenirse haramlar caiz olmayacağı anlaşılır âşıkâr.